Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım Oya Modelleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel iğne oyasının yapımını anlatacağım. Hem güzel bir model arkadaşlar hem de kolay. Yeni öğrenenler için de ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Hem eliniz yatkınlaşır hem de çabuk ilerler. Zevkle yapabileceğiniz güzel bir model. E, arasına ben 4 tane zürafa bıraktım arkadaşlar. Dilerseniz e, daha fazla da bırakabilirsiniz. Daha seyrekli yapabilirsiniz. Size kalmış. Böyle bana gelen resim de bu şekildeydi. E, bu sefer yazma üstüne anlatacağım. Gördüğünüz gibi yazmaya uygun renkleri kullandım. E, ama yazmanız arkadaşlar zemin rengi mesela bu siyah. Siyahla da yapabilirsiniz. Ben de yeşil olduğu için yeşil yaprak olduğu için yeşille yaptım yapraklarını. Ama yeşil olmasaydı siyahta yapılabilirdi. O şekilde de uyarlayabilirsiniz. Evet hazırsanız şöyle hemen iğnemi alayım ben yazmam ayarlayayım beraber başlayalım Evet hadi bakalım başlayalım İlk önce yazmanın kenarını Bu şekilde zürafasını yaparsınız arkadaşlar katlarsınız sonrasında nereden başlamak istiyorsanız oraya Şöyle ben şuradan başlayacağım buraya ipimizi sabitleyelim Tekrar aynı yere giriyorum bu ipimizde diğeri alttan geçecek şekilde iğnemi çekiyorum. Sıradaki zürafaya giriyorum. Yine bu üstte diğeri alttan geçecek şekilde iğnemi çekiyorum. Şöyle. İlk önce yumuşak sonra sert çekiyoruz. İki zürafa yaptık. Diyelim. Evet ben arada dört tane bırakacağım. Siz İlk önce ne kadar olduğu fark etmez. Evet, sıradakine yine zürafa yapıyorum. Benimki bakın 4 oldu. 5. batıyorum. Sonra son yaptığım zürafanın üzerine dönüş yapıyorum bakın. Buna batıyorum. Bu ipimi üstten Diğerini alttan geçiriyorum. Şöyle sola doğru çektirdim. Sonra hafif sert çekiyorum. şimdi yaprağını yapacağız. Aynı yuvaya giriyorum bakın. Bu ipimizde buradakini altından geçiriyorum. Bir tane kirpik yapıyoruz. Şöyle küçük sayılabilecek bir kirpik yapalım. Şöyle 20 boyutunu ayarlayıp sonra sert çekiyorum Sonra o kirpiğin tepesine Yine düğüm atıyorum Bu kirpiğin tepesine geldiğim şimdi Bunun üzerine bir kirpik yapıyorum Buradaki gibi Aynı yere giriyorum tepeye Bu üste diğerini alttan geçecek şekilde iğnemi yavaşça çekiyorum. Şöyle parmağımla boyutunu ayarlıyorum. Tutup önce yavaş sonrasında biraz sert çekiyorum. Tekrar yuvaya iniyorum. Bakın buraya iniyorum. Bu üstte diğerini alttan geçiriyorum. Şöyle tutup hafif yavaştan çekiyoruz. Şeklini alıyor. Sonra sert çekiyoruz. Bu son indiğim ipin üzerine tekrar iğnemi batırdım. Bunu üstten diğerini alttan geçiriyorum düğüm atıyorum evet düğümleri biliyorsunuz zaten sonrasında buraya çıktık tepeye bir tane kirpik yapacağız Evet, bunu üstten bunu alttan geçiriyorum şöyle kirpimin boyutunu iki parmağımla ayarlıyorum şöyle biraz küçük oldu ama sorun olmaz Şöyle. Evet tekrar dibe ineceğim. Şöyle yavaşça çekiyorum. Şeklini alıyor. Sonra tekrar o son indiğim ipe çıkıyorum yukarıya. Düğüm atıyorum. Evet buraya bir kirpik daha yapıyorum bu tepeye. Şöyle boyutunu ayarlıyorum. Önce hafiften çekiyorum sonra sert çekiyorum. Evet yaprağımızı tamamladık. Şimdi aşağıya yine tekrar yuvaya iniyorum. Bunu alttan geçiriyorum diğer üstte. Bu son indiğimiz ipi biraz genişçe bırakıyoruz. Bakın bu şekilde bırakıyoruz. Buraya çiçek yapacağız o yüzden. Evet yaprağımız bu şekilde olacak. Tekrar ilerleyelim. Bakın Sıradaki zürafaya düğüm atıyorum. Yani zürafa yapacağım. Evet, bundan sonrakileri sayıyorum. Sıradakine geçtim. Bir. Sıradakine geçtim. İki. Sıradakine batıyorum. Düğüm atıyorum. Üç. 4 5 Evet. Dilerseniz 6 ya da 7 yapabilirsiniz. Arayı size kalmış. 5. yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bu yaptığım zürafaya batıyorum. Bunun üstten diğerini alttan şöyle sola doğru gördüğünüz gibi sola doğru çekiyorum ipimi. Sonra sert çekiyorum. Evet. Tekrar yaprağı yapalım. Batıyorum aynı yuvaya. Küçük bir kirpik yapıyoruz. Biraz hızlı yapacağım. Sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hızlarını yavaşlatabilirsiniz. Şöyle küçük bir kirpik yapıyoruz. Böyle. Tepesine bir düğüm atıyorum. Bunun üzerine bir kirpik yapıyorum. Şöyle boyutunu parmağımla ayarlıyorum şöyle sonra sert çekiyorum evet yuvama iniyorum düğüm atıyorum şöyle yavaşça çektiriyorum şeklini alıyor sonra sert çekiyorum tekrar bu son indiğim ipin üzerine yukarıya düğüm atıyoruz böyle bunun üzerine de bir kirpik yapıyoruz Şöyle boyutunu ayarlıyorum. Tutup yavaşça çekiyorum. Sonra sert çekiyorum. Tekrar dibe iniyorum. Bakın yavaşça çekince şeklini alıyor. Son yaptığım ipin tepesine yine düğüm atıyorum. Ve buraya da son kirpiğimi yapıyorum. boyutunu ayarlıyorum şöyle yavaş çekiyorum sonra sert çekeceğim Evet son üçüncü yaptıktan sonra tekrar zemine iniyorum bu sefer dediğim gibi biraz burayı geniş bırakıyorum ki oraya çiçek yapayım bakın böyle Evet sonrasında yine sıradaki zürafaya batıyorum böyle 5 tane yapıyoruz. 5. de geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsınız. Ben burayı tamamlayayım. Sonra çiçeğin yapımını göstereceğim. Evet, yaprak yeşilini tamamladım. Şimdi mavi ipimi aldım. Yazmama uygun ipimi aldım. Şimdi buraya sabitliyorum. Bakın. Önce giriyorum. Şöyle Aşağıda kalsın arkadaşlar. Aşağıda kalsın. Sonra tekrar aynı yere bu şekilde iğnemi batırdım. Bakın bu üste. Şöyle üste alalım. Bunu da alttan geçiriyorum. Düğüm atıyorum. İpim aşağıda olsun ki hem saklayabileyim hem de kalın olsun. Evet buraya batıyorum. O yüzden bunu alttan geçirdiğim küçük bir kirpik yapıyoruz şöyle bu şekilde sonra kirpiğin tepesine düğüm atıyorum ve bu kirpiğin tepesine de üç tane kirpik yapacağım şöyle bu biraz büyük olabilir şöyle ayarladım çekiyorum bu bir aynı yere İkinci kirpiğimi yapıyorum. Şöyle boyutunu ayarlayıp çekiyorum. Aynı yeri üçüncü kirpiğimi yapıyorum. Şöyle boyutunu gördüğünüz gibi ayarlıyorum, tutuyorum, yavaş çekiyorum sonra sert çekiyorum. Ve tekrar yuvama iniyorum. Şöyle oraya düğüm atıyorum. Şöyle yavaşça çekiyorum ki şeklini alsın. Evet birinci çiçeğimi yaptım. Buraya tekrar kirpik yapıyorum. Şöyle aynı boyutta küçük bir kirpik yapalım. Böyle. Sonra tepesine düğüm atıyorum. Evet bunun tepesine de üç tane kirpik yapacağız. Şöyle boyutunu ayarlıyorum yavaşça çekiyorum bir oldu aynı yere ikincisini yapıyorum boyutunu ayarlıyorum önce yavaş sonra sert çekiyorum şimdi üçüncü yapıyorum boyutunu ayarladım önce yavaş Sonra sert çekiyorum. Tekrar yuvama iniyorum. Şöyle yavaşça çekiyorum. Şeklini alıyor. Ve sert çekiyorum. Evet bu kadar kolay. Şöyle ipimi kesiyorum. İğne oyasında ben ipi yakmıyorum arkadaşlar. Yakanlar çok dikkatli olması lazım. Açılmaması için. Böyle bu şekilde yaparsınız. Yazmanızda ne kadar renk varsa kullanabilirsiniz. Çok da güzel oldu. Böyle inşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Ben izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. aranhanim.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.